Microsoft Flight Simulator 2020'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Seul'deyim, Kore'deyim. Incheon Havalimanı'ndayım. Nasıl okunuyor bilmiyorum şu anda. Buradan çıkıp Tokyo'daki Narita Havalimanı'na doğru bir yolculuk yapacağız. Yaklaşık 2,5 saatlik sürecek olan bir yolculuk. Güzel geçmesi dileğiyle diyelim. Yağmurlu bir hava hakim şu anda bulunmuş olduğumuz havaalanında. Yukarıda hava durumu nedir, ne değildir şu an inanın bilmiyorum. Çıktığımız zaman göreceğiz. Yine Airbus A320 uçağımızdan beraber uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Gate hizmetlerini tamamladıktan sonra pist başına gideceğim. Pist başından kalkışta yine sizlerle görüşeceğiz inşallah. Evet, o zaman pist başında görüşürüz diyeceğim. Bu arada ben arkadaşlar uçağın tüm kurulumlarını, tüm girdilerini burada ekranlarıma yapmış bulunmaktayım. O zaman pist başında görüşürüz. 1-5 right pistinin başına geldik. Şimdi kalkış için izin isteyeceğiz ve kalkacağız. Çok güzel bir havada kalkacağız bu arada. Yağmurlu havada. Birçok kişi yağmurlu havada kalkmayı falan sevmez ama benim hoşuma gidiyor. Oyunu oynadığım sürece, simülasyonu oynadığım sürece 2 defa falan kalktım galiba böyle bir havayla. Onun da etkisi var galiba. Bilmiyorum, bakacağız. 29.38'e kadar çekelim abi şunu hızlıca. 29.38'e kadar aldık. Takeoff için izin verildi. Şunu verelim. Şunu da ayarlayalım. Ve artık pistimize, girişimize gerçekleşelim. Taksiyi kapat. Şunları aç. Landing ışıklarımızı 10'la getirelim. Da runway'i de 10'a yapalım. 10 yapalım ya. Devam, piste girelim abi. Akşam saatleri. Şu an akşam oluyor zaten yavaş yavaş. Onu da zaten söylemiş olayım. Gelen giden yok değil mi? Yok, tamam. 1-5 right pistinden kalkacağız. Çok güzel bir hava var. Ya benim çok hoşuma gidiyor bu hava. Kasvetli hava var ya, yağmurlu falan işte. Tam hoşuma giden cinsten. 1-5 right pistine şu anda girmiş bulunmaktayız. Uçağımızı pist çizgisine hizalayıp daha sonrasında şu pist çizgisi ortada mı lan? Oha, nerede? Şurası değil mi? Niye yamukçu yanlış çizmişler gibi geldi bana? Neyse, dur ben kendi çizgime gireyim. Hemen zaten önde. Bu arada ilginç bir şey var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Fly by Wire'ın eklentisinde silecekler çalışmıyor. Yani uçağın orijinalinde de çalışmıyor galiba. Silecek çalışıyor ama silmiyor. Şöyle göstereyim. Ne kadar çalışırsa çalışsın bakın silmiyor. Ya, bu da ilginç bir durum. Neyse, bizde de çalışsın bari, yapacak bir şey yok. En azından sileceğimiz var da çalışıyor deriz. Şöyle duralım şurada. Sürelerimizi başlatalım. Boş gürültü yapıyor sadece. Başka bir amacı yok burada onun. 5000 feet'e çıkacağız arkadaşlar kalkışta. Daha sonrasında yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Hazırsak o zaman yavaştan kalkalım. Zaten hızlandığımız videoyla beraber yolculuğumuzu tamamlamış olacağız. Evet, gidiyorum ya. Tamam, gidelim bakalım o zaman. Şuraları da takip ederim. Yine flex'te kalkıp daha sonrasında şöyle ayarlayalım. Toga'ya mı geçti bu? Flex'te olması lazımdı. Aynen, Toga'ya geçmiş. Şu an flex'te. Okey. Tamamdır. Anasını avradı. Nasıl yolda durmuyor ki? Havada ıslak bir de. Tamam, kaldıralım bakalım hayırlısıyla. İniş takımlarını kapatıyorum. İniş takımları kapandı. Silecekler boşuna çalışıyor ya uçakta. Harbi bak. Allah'a boşuna çalışıyorlar. Şimdi yukarıya doğru diktik kafasını uçağımızın. Daha hafif herhalde bugün uçak ya. Çok rahat çıkıyor. Çok rahat yükseliyor şu anda. Aynen. Şu an klimbi alalım. Tamamdır. Klimbi aldık. Şu an otopilotumuza şöyle verelim. Yüksekliğimizi onaylayalım. Şunu da 200 nata çekelim. Yükselmeye devam etsin. Sileceği kapatıyorum ya. Kafamı ağrıttı. Gıcırt 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 gıcırt. Kafamı ağrıttı. Şu anda her şey normal. Bir tık daha kısalım uçağımızın hızını. Bunu ayarlayalım. Bunu tekrar ayarlayalım abi. Şu an kendi kendine gidiyor abi uçak. Niye öyle oldu? Klimp almadı. Klimp alması lazımdı, almadı ama. Çok ilginç. Bir dakika. Alacak herhalde. Tamam, tekrar ayarlayalım şimdi. Evet, az önce şeyden bir tık ayarlayamamış olduğum için klimpi almadı. Şimdi aldı. Ya böyle öndeki ışığın parlamasının nedeni şu. Şu an öndeki ışıklar yanıyor ya. Öndeki ışıklardan dolayı almıyor. Bayağı parlıyor şu anda. Uçağı da parlattırıyor. Yalnız bu nasıl bir hava ya? Bu nasıl bir hava? Kasvetli bir havanın içerisinde gidiyoruz şu anda. Şunu standby'a alalım. Onasını avradın, ne oldu? He, dur. Standby'a alma, tamam alma. Gerek yok şu an alma.
Kafayı yedi uçak, dur. Sakin olalım. Bu şekilde yükselmeye devam edeceğiz. Hemen önümüzdeki neymiş? 10.000 fit. 10.000 fit'i 10.000 fit'i şöyle bir ayarlayalım. Tamamdır. Yukarı doğru yavaştan tırmanmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, o zaman Tokyo Narita'ya inerken görüşürüz. Ben şimdi hızlandırılmış videoyla oraya kadar gideceğim zaten. İyi seyirler. Bir altı ride pistine doğru yaklaşımımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Artık ilerideki dönüşten kavisimizi alacağız. Yani dönüşümüzü alacağız. Daha sonrasında ILS ile birlikte havalanına ineceğiz. Aradaki o mesafeyi göstermedim. Yani o karanlık çöktükten sonraki mesafeyi göstermedim. Çünkü karanlıkta hiçbir şey görünmüyor. Bu yüzden mantıken de burayı hiç göstermedim. Hiç bulaşmadan bu şekilde düz bir şekilde gitmek istedim. Şu anda piste doğru yaklaşıyoruz. Yine burada da böyle bir kasvetli bir hava var. İlerideki dönüşten döneceğiz. Pistimizi karşımıza alacağız. 1.6 ride pistinden yaklaşacağız. İnşallah bir problem olmazsa. Hızımızı 160 nata alıyorum. Hatta 150 nata çekeyim hızımızı. Şöyle şu kısımları çekelim. Hatta şeye bakayım da. Tamamdır. Şu anda dönüşümüzü alıyoruz. ILS verilerimizi de açalım. Daha sonrasında şunu hemen böyle minimum alalım. Spoiler armut yapalım. Işıklarımız burada yanmakta. Herhangi bir problem yok. Şuraya bakalım. Tamamdır. Önümüze bir tane uçak geçti. Ancak ben o uçağı... Evet, ben onunla aynı rotaya gitmiyoruz. 1.6 left'ten inecek büyük ihtimalle. Ben 1.6 right'tan ineceğim. Şimdi uçak otopilotta rotasına giriyor kendi kendine. Daha sonra biz de otopilottan alıp kendimiz uçağa yaklaştırmaya başlayacağız. Öncelikle belli bir mesafeye kadar kendini düzeltmesini istiyorum uçağımızın. Tam olarak rotasına kendisini soksun. Şöyle bir yaklaşım uyguladık. Şu ekranımızdan gördüğünüz üzere şöyle bir geliş. Daha sonra şöyle bir geçiş yaptık. Şimdi aşağıya doğru düz bir şekilde 1.6 ride pistinden inişimizi gerçekleştireceğiz. Evet, hemen önümüzdeki pisti görüyorsunuz. ILS verisi tam kendini yakaladığı anda ben de ayarlayacağım. Şöyle flap'imizi bir tık açalım.
Bir tık daha açıyorum filevi. Yaklaşmaya başladığım sürece süre boyunca hedeflerimi ayarlayaraktan inişimi gerçekleştireceğim. Tamamdır. Otopilottan alıyorum. Manuel. Yavaştan alçalmaya başlayalım. Flaptree. Flevimi bir kademe daha açtım. İniş takımlarımızı açıyorum arkadaşlar şu anda. Normalde ekrana çıkması lazım. Hani iniş takımını aç falan gibisinden bana da çıkıyor diye biliyorum şu alttaki ekranı. O çıkmadan ben kendim açıyorum yavaştan. İçeriye bir de bilgi salalım. Gel yok diye böyle bir bilgi salıyorum abi içeri. Ben geliyorum, haberiniz olsun. İneceğiz birazdan. Şu ana neydi? Bu neren hava yoluydu ya? Anayı ben unuttum. Birisi Amerikan hava yolları mıydı? Bir şeyin hava yolları o. Tam olarak ne olduğunu unuttum. Evet, flip full. Bunu da tekrar basalım. Okey. Şimdi uçağımızı rotasına böyle düzgün yine bir yaklaştıralım. Kaydı yana doğru. Neden kaydı ki bu? Şeyde rüzgardan dolayı mı kaydı acaba? Bir şeyden dolayı kaydı rotadan. Tekrar rotasına sokup yavaştan indireceğiz. Böyle yine değişik bir uçuş olacak. Oldu daha doğrusu. Evet, 1-6 pisti temiz. ALS ile birlikte yaklaşımıma devam ediyorum. Uçağımızın kafası, uçağı biraz dengede tutalım yükseklik olarak. Çünkü biraz hızlı indim. ALS verisini tam tutturamadık. Şöyle yavaştan ilerlemeye devam edelim. Pisti de hizalayaraktan yavaş yavaş alçalarak yolumuza devam ediyoruz. Buradan sonraki hedefim artık Amerika kıtasına geçmek. A320 ile biraz zor ama imkansız değil. Yapacağız. Üst taraftan, yani o yüzden zaten buraya geldim. Normalde direkt Kore'den uçacaktım ama Kore'den range'i yetmiyor uçağın. Gerçi Airbus A320 uçağının range'i zaten yetmiyor o tarafa. Yani kilometresi diyeyim size. Yetmiyor ama ben bir şekilde hani sonuçta simülasyon geçmem lazım bir yerlerden. O yüzden havalanlarını kullanarak, ara noktalardaki havalanlarını kullanarak gidiyorum. Bu arada kullanmış olduğum tüm hava yolları noktaları gerçekte uçulan noktalar. Bunu özellikle hani Flight Aware kullanıyorum, Flight Radar kullanıyorum. Daha sonrasında Sky Vector, Volanta. Bunlar üzerinden tüm gerçek rotaları ayarlayarak uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Kafamıza göre hani ara noktalara falan gideyim, şuraya gideyim falan yok. Mesela ben şimdi buraya indim. Bu noktada nereye uçuşlar var? Buna bakaraktan bir gün öncesinden planlıyorum uçuşumu. Ona göre çıkıp gidiyorum. Böyle daha iyi oluyor açıkçası. Şöyle uçağımızı bir tık daha ayarlayalım. Hızımızı bir tık azaltalım. Şöyle bir yaklaşmaya devam ediyoruz. Bir tık yukarıda kalmış olabilirim yine ama 100 50 40 30 20 10 5. Güzel. Güzel bir iniş. İstimizi, inişimizi gerçekleştirdik. Şimdi uçağımızın kendisini durdurmasını bekliyorum. Tamamdır. Şimdi şunu salalım. Kanat şeylerini toplayalım. 2 saat 6 dakikada geldik arkadaşlar. Pistimize inmiş olduk. Gayet güzel bir inişti açıkçası. Yani pek şey olmadı. Bir önceki seferdeki gibi. Yani hangi seferdi? Maldivler'de değil mi? Maldivler'deki gibi böyle kötü bir iniş olmadı açıkçası. İyiydi. Fena değildi. Benden de bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.